tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, NBA başladı ve temsilcilerimiz çok iyi başladı. Allah geçen hafta yaptığımız programda konuşmuştuk, beklentileri konuşmuştuk. Hakikaten beklentilerinde üstünde bir başlangıç oldu. Umarız devamı gelir. Vallahi kötü oynayan Cedi yok. Yok, kesinlikle. Miami ile yani Ömer'in takımıyla Furkan yendi, kazandı. Evet. Yani Miami'nin baktığın zaman uzaktan inanılmaz bir intikam galibiyeti. Çok farklı ama Milwaukee'de 6 oyuncu eksikti. 137-95. Yani yarım takımdı. Evet. Ama yine iyi bir başlangıç. Ömer hep son 8 dakikayı oynadı. Yani maç bitmişti zaten. Biraz heyecanlı başladı. Ama 8 sayı 3 rebound. 8 sayı 3 rebound. 6'da 4 bunları field goal. Hemen araya girip bir şey ekleyeyim. Ama aslında ya garbage time nedir diye düşünmeyin. Amerika'da istatistiktir. 8 dakikada 8 sayı atmış olması bile rezümesinde, CV'sinde bir sonraki maç için önemli bir veridir. Onun bir röportajında şey yaptım. İlk hedefi rotasyona girmek. O hedef devam ediyor. Evet. İyi bir başlangıç. Evet, garbage time ama yani 8 dakikada 8 sayı iyi bir başlangıç. İlk girdiğinde de bir tane vardı, atabilirdi. Ama o iyi başladı. Şimdi kazananlarla gidelim o zaman. Nasıl istiyorsanız. Furkan. Ben Furkan'ı sona bırakmıştım çünkü hakikaten muazzam bir performans. Furkan'ı sona bırakalım. Kim o zaman? Cedi. Alperen'den gidelim istiyorsanız. Rookie'ler ve şeyler olarak. Okey. Şimdi Alperen feci bir maçtı. Timberwolves bir ara 35 sayı falan öndeydi. 5 dakika 33 saniye kala 115-84 iken Houston 19 ikilik bir seri yakaladı ve sanki maç biraz daha yakınmış havası yaratıldı. Hiçbir şekilde değil aslında. Öyle değildi. Alperen'i de o süreçte hiç oynatmadı. Evet. Şimdi bu iyi, bu kötü. Kötü tarafı tam onun böyle istatistiklerin, sen demin söyledin ya, iyice yağlayıp ballayacak bir dönem. Ama maç bitmiş, o benim kilit oyuncum da öbür bakış açısı. Tabii. Ben şöyle söylüyorum. Hala güç, atletizm eksik. Mutlaka ve mutlaka çalışması gerekiyor. Ama benim inancım çok fazla bir zaman geçmeden Alperen bench'ten başlamayacak. İlk 5 başlayacak. Ve hiçbir şekilde bu sene bir G League falan görmeyecek. Bir ara o konuşuluyordu. 19 dakika, 11 sayı, 6 rebound, 2 asist, 3 top çalma ve 5'te 5 faul. O çok önemli. 3'te top kaybetti ama burada esasında şey şu. Böylesine farklı bir maçta o oyundayken -8 Houston. Evet. Şimdi diyeceksiniz eksinin şeyi mi olur? Ama öyle eksiler var ki orada. Ama Alperen'den daha çok süre alan diğer 6 oyuncu arasında ona en yakını -16. Tabii. Çok daha şeyleri de var. Houston'un maçları biraz böyle geçecek bu sene zaten. Ya geçecek ama yani en çok ihtiyaçları olan şey de Alperen'in sağ görüşü. Alperen'in oyunu hissetmesi. Tabii. Ona öğretemezsin. Varsa biraz yukarı çıkarırsın. Şimdi verimli 29.6. Kesinlikle biraz daha. Şimdi pot altında bunu çok yapıyor. Evet. Tamam mı? O biraz fiziğine güvenmemekten. İşte oraları biraz hallederse ilk 5'e yerleşir ve Houston, sonucu bilmiyorum çünkü şey bir takım, ama çok daha iyi ve istikrarlı basketbol oynamaya başlar diye düşünüyorum. Ben Houston'ın bu sene çok büyük bir başarı elde edebileceğine inanmıyorum. Yani Houston yine lottery pick'e doğru ilerleyen bir takım olacaktır ama burada Alperen Tyson kesinlikle daha iyi bir opsiyon olduğunu zaman içerisinde gösterecektir ve de önümüzdeki senelerin önemli tuğlalarından biri konumuna gelecektir. Bence zaten Houston aradığı da o şu anda. Yani Houston 40 maç kazanalım, 50 maç kazanalım derdinde değil. Houston önümüzdeki 5 senenin, 10 senenin tuğlalarını ve temellerini atmaya çalışıyor. Alperen de bence çok iyi başladı. Yani 19 dakikadaki performansı çok iyi ve izlediğinizde şu hissi veriyor. Daha gidecek yolu var. Yani kesinlikle. NBA'de potansiyele çok büyük yatırım yaparlar. Bazı oyuncuyu izlediğinizde, mesela Kuzma'yı izlediğinizde birinci günden bugün arasında çok büyük bir fark yoktu. Bardağının çoğu dolu gibi hissettiriyordu. Alperen'i izlediğinizde hala bardakta çok boş yer var ve gidecek çok mesafe var gibi. Alperen şu anda ne durumda biliyor musun? Yok için Mişko'nun takımına gittiği durumda. Çok güzel. Zaten pozisyon itibariyle de güzel bir benzetme. Umarız geleceği de Jokic gibi olur diyelim. İnşallah. İnşallah. Ama işte Jokic şuyu atıyor. Şimdi onu mutlaka çalışması lazım. Atabilir. Var bütün şeyler. Biraz ayakları çabuklaştırması lazım. Ama bunlar çalışmak istiyorsa orada yardım bulacak. Bence de. Asistanlar kesin vardır. Yani NBA öyleydi, değişmesin. Kesinlikle öyledir ve de yatırım yapmaya hazır bir takımda bulunması da onun için büyük şans. Umarız devamı da böyle gelir. Tabii ki çaylak sezonu iniş çıkışlar olacaktır ama önemli olan üzerine koyarak, dakikaları muhafaza edip veya üzerine koyarak devam etmesi. Cedi'ye geçelim istiyorsanız Murat abi. Abi Cedi, şimdi istatistiklere baktığın zaman 15 sayı, 2 rebound, 1 asist. Ne oldu? Aynı şeyi söyleyeceğiz diye düşünüyorum. 2 top kaybı, 3'te 3 üçlük. Şimdi Cedi esasında 2 sene önceye git, her şeyden biraz masaya getiren bir oyuncuydu. Salatanı getirir, tatlını getirir. İşte ana yemek belki çok doyurucu değildir ama lezizdir falan. Ya şimdi bunu biraz da Cleveland yönetimi de istiyor ama 3D'ye doğru gidiyor. Yani üçlük atıp savunma yapan, yani bunun işte en şeyi... Örnek Covington mesela, size örnek vereyim. Yani en çok para kazananı diyeyim, Danny Green. Danny Green tabii. Para ve yüzük kazananı ama işte onun da bir dibe vurduğu zaman yeri deliyor. Bence yazık olur. Çünkü hakikaten biraz geri gittiğin zaman Cedi daha çok yönlü bir oyuncu olabilirdi. Hala olabilir mi bilmiyorum ama şimdi sahadayken eksi 17. Şimdi bu takıma baktığın zaman Cedi bu takımın abilerinden bir tanesi olması lazım. Yani en azından ciddi süre alanlar arasında. Eksi 17. Bir tek çaylak Evan Mobley ondan daha kötü. Bütün takımda. Şimdi Cedi buradan gitmeli. Bana sorarsan. Ama onu alacak bir takım Cleveland'ın bir basamak üstü değil de 3 basamak üstü olacaksa bunlar önemli şeyler. İstatistikler. Kesinlikle. Ondan bu sene Cedi için çok çok önemli. Yani Allah göstermesin Avrupa'ya dönme bile bir ucunda bunun sonunda ya da işte NBA'de devam eski San Antonio takımı gibi bir takım bulup yüzük kovalama da bunun sonunda. Adam Cedi'nin aslında sevindiren ama üzen istatistiği 3'te 3 üçlük atıp 15 sayı atması. Cedi'den bunu bekleyemezsiniz. Yani Cedi %40'ın üzerinde üçlük atacak bir oyuncu değil. O yüzden de üçlük yüzdesi aşağı gittiği zaman diğer istatistiklerdeki eksiklik çok daha göze batan bir hal alıyor. Halde alacaktır. Sizin de söylediğiniz gibi Cedi'nin bu seneyi biraz kendine önümüzdeki takımı için bir audition gibi bir yatırım yapması ve bir kendini piyasaya çıkarttığını düşünmesi lazım. Evet belki verilen görev böyle ama biraz daha diğer konularda gayretli olup ya ben başka şeyler de yapabiliyorum, beni burada yanlış kullanıyorları kendisinin göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Cleveland'daki geleceği çok uzun süreceğini ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden iyi bir başlangıç istatistik açıdan, yani skor açısından. Ama yapması gereken bu mu? Bence değil. Ben Cleveland'ın sitelerini falan mümkün olduğu kadar takip ediyorum. 2 yıl önceki o heyecan yok şeydi. Cedi ile ilgili. Yok tabii Cedi falan o zaman çok büyük bir şey vardı. Yeni genç, hep öyledir o. En genç yeniler geldiği zaman. Abi değişir. Sana bir şans verdikleri zaman kullanacaksın. Çok hazır olacaksın. Geçelim. Çünkü kapıyı bazen... Bir kere çalarlar NBA'de. Ya, en fazla iki. Furkan'a geçelim. Süperstar, Turkish Süperstar dediği amaçı anlatan. Şimdi abartı. Ya o kadının ben bir maçını daha izledim. Furkan'ı çok takdir ediyor, çok beğeniyor. Sağ olsun. Biz de çok takdir ediyoruz. Ama bu Turkish Süperstar falan bir dakika. Yani Turkish Süperstar gibi oynadı. Evet. Yani o maçı koparan bölümde ardarda 17 sayıya ya kendi attı ya asist yaptı. Şimdi bu LeBron, Kobe, tabii, muazzam. Michael seviyesi 17 sayı. Ama bir dakika, yani bir dakika çünkü hala istikrar. Hatta ben şimdi ya görmedi ya şey yapmadı. Ya dedim yani istikrar lütfen, mesaj attım. Yani tebrik ediyorum, gurur duyuyorum ama yani bu bitiş noktası değil, bu başlangıç noktası. Tabii. Yani ben Furkan çok büyük bir yetenek. Yani biz Baskent'i devam ettirebilseydik ve o 4 sene 5 sene daha point guard olsaydı, oynasaydı şimdi çok elit bir NBA evet. oyun kurucusu olurdu. Zaten oralarda topla buluştuğu zaman o sağ görüşü belli ediyor kendisini. 20 dakika, 22 sayı, 6 rebound, 5 asist söylediğiniz gibi. Bir top çalma, bir top kaybı sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim. En hoşuma giden şey oyuna girdi, 2 tane şut kaçırdı. Bir tane steps yaptı. Hem kendisinin kafa olarak o kötü başlangıçtan kurtulması tabii. hem de Dark Rivers'ın onu kenara almaması. Ha şimdi Ben Simmons yok, çaresi mi vardı falan değil. Orada bir sürü oyuncu var abi. Tabii çünkü o Furkan'ı bir olarak yani bir oynasın istiyor ama bir olarak tam görmüyor ki şu anda. Maçın 76ers'ın en skorer oyuncusu Embiid ve Furkan. 22. Tyrese Maxey o da çok iyi oyun. Yani evet. o böyle devam ederse, Furkan da böyle devam ederse yani işte Amerika'nın yarısını de, istemeyi bırakabilir şey. O zaman bir takaslı biri de gelecek elbet yani. Ama hangi pozisyonu alırsın? Yine kısa rotasyonda bir yere alacaksınız yani. Uzun rotasyonu alınmayacağı kesin. O kesin canım. Orası %100. Şimdi Tyler Maxey sahadayken artı 23. Philadelphia Furkan sahadayken artı 22. ikinci takımda. Evet. Embiid, Maxey ve Furkan asist liderleri 5-5-5. 48.1 verimlilik. İnanılmaz bir rakam. İkinci kim biliyor musun? Embiid 30.5. 18 şey gerisinde. İnanılmaz. Tabii. Hep böyle olmaz. Mümkün ama değil zaten. MVP. Yok o zaman zaten yani bir sonraki kontratı 120 milyon falan olur. Ama bu Turkish Superstar falan daha çok erken. Tabii tabii ama öyle bir performans sergiledi. Ama yani o benim konuşmalardaki konularımdan bir tanesi bardağı doldurmak. Furkan'ın bardağı daha dolmadı. İnşallah işte doldurur. Biraz Hidayet'in bardağı gibi. Evet Hidayet çok başarılıydı ama bence Hidayet de bardağını tam doldurmadan. Tabii o kadar büyük bir bardak vardı ki ya orada. Onunki şey gibiydi, vazo gibiydi. Furkan çok iyi başladı. Bundan sonraki maç çok önemli. Aynen. O 5'te 1'lerden değil de bir tane 6'da 2, 6'da 3 bile razıyım. Tabii yani Furkan da demin Alperen'de söylediğimiz gibi potansiyeli ne kadar yüksek olduğunu böyle maçlarda gösteriyor. Çünkü söylediğiniz gibi çok yönlü bir oyuncu. Yani atletizmi de var, oyun görüşü de var, şutu da var. Hakikaten her şeyi repertuarında olan bir oyuncu. İstikrar burada önemli olan. İstikrarı da gösterirse Furkan Ben Simmons'in yokluğunda ki bu yokluk uzun bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Valla 4 yıl sürer dedi şey Daryl Morey. Yani Daryl Morey delidir. Yani Daryl Morey ile inatlaşılmaz. Kulüp başkanı araya girip bir şey yapabilir. Çünkü Daryl Morey otur o zaman der, oturtturur hakikaten. Kulüp başkanı o yüzden de bu Furkan'a bir fırsat olarak geri dönecek. Bence o şeye soyundu. Misyonerliği. Şeyi durdurmaya çalışıyor. Rich Paul'u. Clutch'ı. Bence hem Rich Paul'u durdurmak hem de bu başlı başta bir konu ama yani siz bir profesyonelseniz, bir kontrat imzaladıysanız bunun da yükümlülükleri olması lazım. Yerine getirilmesi lazım. NBA'de çok geçerli değil ve işte olması lazım değil ama olmayan yani hep zarar Rich Paul veriyor. Var o şeylerin tabii, içinde. Ucunda da hep o var. Şimdi Minnesota teklif vermiş. Minnesota 3 tane oyuncusu var. Aynen öyle. Yani o yüzden de Furkan'a hakikaten bu fırsat uzun bir dönem boyunca elinde olacak gibi gözüküyor. Doc Rivers'da en çok güvendiği isimlerden biri olarak görüyoruz. O yüzden bu fırsatı kullanırsa Furkan'ın önü çok açık. Çok Alperen açılır. Gibi. Çok yani Ömer rotasyona, Alperen ve Furkan bir üst seviyeye, Cedi de inşallah bir sonraki takımı için görücüye çıkmış gibi bir güzel sezon güzel olarak geçecektir. Çok iyi başladılar. Devamını da aynı şekilde İnşallah. Diliyoruz diyelim ve NBA'in 75. yılın 75 oyuncu, aslında 76 oyuncusuna geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.